İsmail Saymaz, halktv.com.tr. Yeşiller Partisi'nin Aziz Nesinlik davası. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre Türkiye'de şu an 123 siyasi parti faaliyet gösteriyor. Anayasaya göre 40 kurucu bir araya gelip parti kurabilir. Parti kurmak için önceden izin mizin de gerekmez. Gerekli evrakların teslim edilmesinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından verilen alındı belgesiyle parti resmen kurulmuş sayılıyor. İl ve ilçe örgütleri açılabiliyor. İşlemler kolay olduğu için en soldan en sağa kadar her görüşün ve her kimliğin partisi var. Tarikatların, ırkçıların, Kürtçülerin birden çok. Kürtlerin HDP'si, Çerkeslerin Çoğulcu Demokrasi Partisi, Çingenelerin Güzel Partisi, Abdalların bile Doğuş Partisi var. Emekli polislerin Vatan ve Hürriyeti, korucuların Ülkemi. Koronavirüs aşısına karşı çıkanlar bile parti kurdu. Adı Dayatmasız Yaşam Partisi. Gel gör ki 10 yıllardır siyasi sahnesinde yer alan, bazı Avrupa ülkelerinde iktidar olan Yeşiller Partisi Türkiye'de kurulamıyor. Yasak. İçişleri Bakanlığı partiyi kurulmuş saymamak için evraklarını teslim almıyor. Yeşiller bir devlet ciddiyetine asla yakışmayacak bahanelerle geri çevriliyor. Yeşiller Partisi'nin kuruluşu Aziz Nesin hikayelerini hiç aratmayacak gülünçlükteki yöntemlerle engelleniyor. 2 yıldır kurulamıyor. Yeşiller Partisi'ni kurmak için harekete geçen 40 yurttaş, Eylül 2020'de İçişleri Bakanlığı'nın Siyasi Partiler Birimi'ne başvurdu. Dilekçeleri, gerekli evrakları ve partinin tüzük ve programını teslim ettiler. İlgili personelin yerinde olmaması sebebiyle Yeşiller Partisi kurucularına alındı belgesi verilemedi. Bu belge olmadığı için parti kurulmuş sayılamıyor. Yeşiller olur diye düşündü. İnsanlık hali değil mi? Birkaç hafta geçti. Eş sözcü Koray Doğan Urbanlı, 28 Eylül 2020'de bakanlıktaki görevlilerce arandı. Urbanlı dışındaki kurucuların adli sicil belgelerinin hatalı olduğu bildirildi. 39 kurucu E-Devlet üzerinden evraklarını çıkardı. Tüm evraklar 13 Ekim 2020'de teslim edildi. Ekim 2020'de Urbanlı'nın telefonu bir daha çaldı. Arayan yine İçişleri Bakanlığı. Bu kez 13 kurucunun iki farklı partide kurucu göründüğü, bu kayıtları sildirmeleri gerektiği bildirildi. Kayıtlar sildirildi. Evrak teslimi için 13 Ekim'de bakanlığa gidildi. Ancak evraklardan sorumlu kişinin COVID-19 hastası olduğu ve yerinde olmadığı bir hafta sonra döneceği belirtildi. Fakat bir daha Yeşillere dönen olmadı. Yeşiller 30 Aralık 2020'de e-posta üzerinden 5 Ocak 2021'de yazılı şekilde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay'daki 4 birime başvurdu, yanıt verilmedi. Yeşillerin avukatları 25 Şubat 2021'de Ankara'ya giderek 2 gün boyunca İçişleri Bakanlığı ile görüşebilmek için çabaladı. Bakanlık kapı duvardı. Siyasi partiler birimine girişleri reddedildi. Görüşeceğiniz memur işe gelmedi, gelseler bile birimde değiller ya da telefonunuza çıkacak kimse yok diye engellendiler. Yeşiller Ankara'dan eli boş döndü. Mahkemeye tam bir cevap verilmedi. Yeşiller bütün çabalarına karşın alındı belgesini alamadığı için kurulamadı. İl ve ilçelerde örgütlenemedi. Onlar da alındı belgesinin verilmesi için yapılan başvuruya ret anlamına gelen sükut işleminin iptali için İçişleri Bakanlığı aleyhine Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme 3 kez belge istedi. Yanıt gelmedi. Yargıtay'ın gönderdiği yanıtta ise İçişleri Bakanlığı tarafından Yeşiller Partisi hakkında kendilerine bilgi ve belge ulaştırılmadığı bildirildi. Demokrasi tarihinin bu en gülünç yargılaması 15 Eylül'de bitti ve yargı Yeşilleri haklı buldu. Kararda alındı belgesinin neden verilmediğinin sorulduğu belirtilerek ancak idarece tam cevap verilmediği anlaşılmıştır denildi. Siyasi parti kurmanın izne tabi olmadığı, kuruculara belgenin eksiksiz sunulması yükümlülüğünün yüklendiği vurgulandı. İdarece yapılacak incelemenin belgelerin eksik olup olmadığı ve şartların gerçekleşip gerçekleşmediği ile sınırlı olduğu anlatıldı. Belgelerde eksik bulunduğu yolunda idare tarafından somut bir belge ve bilgi sunulmadığı gibi davacıların şartları taşımadığı yolunda bir tespitin de bulunmadığı ifade edildi. Alındı belgesinin verilmemesi yönündeki işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu kaydedildi. Kararda hukuka aykırılığı açık olan işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde siyasi parti kurma hakkının ihlal edilmesine sebebiyet vereceği anlatıldı.
Yeşillerin suçu ne? Yeşiller Partisi'nin kuruluşunun neden engellendiğini anlamak mümkün değil. Geçmişte Yeşiller ve Sol adlı halen faaliyette olan bir partinin kuruluşuna katılanlar, bugünse adı yalnızca Yeşiller olan partiyi kuramıyor. Sebebini Yeşiller Partisi'nin davasına bakan Ankara 8. İdare Mahkemesi dahil kimse bilmiyor. Yalnızca İçişleri Bakanlığı Yeşillerin tehlikeli olduğunu düşünüyor. O kadar tehlikeli ki bakanlık duyulmasını dahi istemiyor. Nedir suçları? Yeşiller tabelası asıp orman mı yakacaklar? Zeytinliklerde taş ocağı kuracak, dereleri mi kurutacaklar? Olur mu olur? Adalet ve Kalkınma tabelası altında her türden hukuksuzluğa imza atıldığını, adaletsizlikte çığır açıldığını, halkın soyulup soğana çevrildiğini, partilerin kuruluşunu engellemek de dahil özgürlüklerin gasp edildiğini yaşıyor, görüyor ve biliyoruz çünkü. Onur Yaser Can'ın failleri işkenceden yargılanmalı. Sıcak bir yazdı. İstanbul kavruluyordu. Şişli'deki Gülbahar Mahallesi sakinlerinin evlerine çekildiği 23 Haziran 2010 akşamı saat 22.30'da sokaktan yardım edin iniltisi duyuldu. İnilti çırılçıplak bir şekilde yola uzanan bir gençten geliyordu. Adı Onur Yaser Can. Ankara'da 3 Haziran 1982'de dünyaya geldi. ODTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi. Belçika, San Lucas Güzel Sanatlar Okulu'nda resim eğitimi aldı. İtalya'da Bari Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okudu. İngilizce, Flamanca ve İtalyanca biliyordu. Müziğe yeteneği vardı. Davul, bendir, gitar ve saz çalıyordu. Amatör müzik grubu kurmuştu. Üniversiteyi bitirdiğinde İstanbul'daki bir mimarlık ofisinde iş buldu. Üç arkadaş ev tuttular. Onur Yaser, 28. yaş gününden bir gün öncesine, yani 2 Haziran 2010'a dek mutlu bir yaşam sürüyordu. O gün Beyoğlu'nda eğleniyordu. Yeni yaşına basmıştı. Geç saatlerde esrar içmek istedi. Hakan adlı bir kişiden esrar almak için Cumhuriyet Caddesi'ne gitti. 20 dakika sonra Hakan'ın aracı yanaştı. Esrar ve para el değiştirdi. Araç uzaklaşırken polisler Onur Yaser'i yakaladılar. Üzerinden 11.4 gram esrar çıktı. Satıcıyı yakalayamayan polis Onur Yaser'i narkotik suçlarla mücadele şubesine götürdü. Polis Muhammed O ve Onur Ü gözaltında olan Onur Yaser'i çırılçıplak soydu ve çömeltip öksürttü. Onur Yaser gece 1'de bırakıldı. Öyle korkmuştu ki polis ulaşmasın diye telefonunu iptal etti. Narkotik şubesinde görevli Soner G, doğum gününde iş yerini arayıp Onur Yaser'den 4 Haziran'da emniyete gelmesini istedi. Önüne konulan ifadeyi imzalamaya mecbur edildi. Emniyetten çıktığında ruh sağlığı bozulmuştu. İzlendiğini, evinin basılacağını düşünüyordu. Konuşmuyor, odaya kapanıyordu. Polis Onur Yaser'i 24 Haziran'da 3. kez çağırdı. Bundan bir gün önce Onur Yaser avukatını aradı ve "Gitmezsen başıma ne gelir?" diye sordu. Saat 20.24'te babası Mevlüt'ü aradı. "Başımda adli sıkıntı var ve telefonda konuşmak istemiyorum," dedi. Annesi Hatice'ye "Gelin," diye rica etti. Babası ve annesi Ankara'dan İstanbul'a doğru yola koyulurken Onur Yaser saat 22.30'da çırılçıplak vaziyette odanın penceresine çıktı. Kendini 3. kattan aşağı bıraktı. Önce annesi, ardından babası. Onur Yaser'den sonra Hatice Can emekli oldu. Bütün zamanını davaya ayırdı. Oğlu adına internet sitesi kurdu. "Benim Sıfır Tolerans" adlı kitabımda yaşadıklarını şöyle anlattı. "Onur'un yanına gitmeye niyetliyim açıkçası. Yemiyorum, içmiyorum, zayıfladım. İzin vermediler. Hastanelere yatırdılar. Kendime geldikten sonra dedim ki, Onur hayatından koparıldı. Hatice, eşi doğru şeyler yapıyor. Hadi onunla yola çık. Benim oğlum var ama 28 yaşında delikanlı. Yaşlanmayacak. Onun hak mücadelesinde iğneyle kuyu kazdığımızı biliyorum. Sanki şimdi Onur'u 2 yaşında eyledim. Bir nebze yol kat ettik. Yani onu ben yeniden büyütüyorum İsmail Bey. Bu dünya Onur Yaser'e haksızlık edildiğini bilecek. Ne var ki Hatice Can'ın gücü bu ruhsuz dünyada tutunabilmeye yetmedi. Ve 3 Mart 2014'te oğlu gibi kendisini boşluğa bıraktı. Onur Yaser'in davasını baba Mevlüt üstlendi. Ancak yorgun kalbi evlat ve eş acısını taşıyamadı. O da 2019'da gitti. Can ailesinden geriye Onur Yaser'in kız kardeşi Ezgi Sevgi kaldı.
adalet arayışında bayrağı devraldı. Yazılmış bir vasiyet gibi, 12 yıl sonra gelen dava, Onur Yaser'in ölümünden sonraki ilk dava kime mi açıldı? Tabii ki Onur Yaser'e, hem de ölümünden 6 gün sonra. Polislere gelince, narkotik suçlarla şube müdürlüğü bilgisayarında yapılan incelemelerde Onur Yaser'in salıverilmesinden sonra 7 dokümanda değişiklik yapıldığı ve ifadesinin salıverildikten sonra düzenlendiği saptandı. Polis Soner G. ve Salih B.'ye resmi belgede sahtecilikten ayrı ayrı 2.6 yıl ceza verildi. Aynı iki polise resmi belgeyi bozma ve sahte evrak düzenleyip kullanmaktan da dava açıldı. Bu yargılamada 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapse mahkum edildi. Ancak Başkomiser Hakan A., polis Muhammed O. ve Onur Ü. ve Yunus B. için görevi kötüye kullanma yönünden soruşturma izni çıkmadı. Ezgi Sevgican, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkeme, Onur Yaser'in ölümünün üzerinden 11 yıl geçtikten sonra 12 Temmuz'da bu polislerin soruşturulmasına kararlaştırıldı. 4 polis ve 1 bilirkişiye resmi belgede sahtecilikten 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede şöyle denildi. Can'ın salıverilmesinden sonra tutanaklar ve belgelerde tarih ve saat hatası olduğundan bahisle imza attırılmak amacıyla tekrar çağrıldığı, tekrardan imzaladığı, olaylardan sonra psikolojik travma geçiren maktulün intihar etmek suretiyle yaşamına son verdiği. Davanın ilk duruşması bugün görülüyor. İddianamede belirtildiği üzere Onur Yaser, hem emniyetteki alçaltıcı arama işlemi hem de zorla ifade imzalatılması yüzünden hayatına son verdi. Onur Yaser'in ölümüne sebebiyet verenler evrakta sahteciliğin yanı sıra ve asıl olarak işkence suçundan yargılanmalı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.